Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda körpergelle iki mevki arasındaki mesafeyi ölçmeyi öğreneceğiz. Bu bizim körpergelimiz, bu şekilde açılıp kapanıyor arkadaşlar. Şimdi iki mevki arasındaki mesafeyi ölçmek için bunu kullanıyoruz. Mesafeyi ölçerken biz nasıl hareket ediyoruz? Bunu inceleyelim. Evet arkadaşlar, iki mevki arasındaki mesafeyi ölçerken biz derecelerden ve dakikalardan yararlanacağız. 1 derece eşittir 60 dakikadır arkadaşlar. Aynı zamanda 60 mildir. Yani 1 derece 60 mile eşittir arkadaşlar. O zaman biz ne deriz? 1 dakika hocam 1 mile eşittir. Bunları da arkadaşlar bu derece ve dakikaları da bulurken mesela bir tane örnek yapalım. Şu noktayla bu nokta arasındaki mesafeyi böyle ölçtüm. Körpergelimiz bu şekilde sabit kalıyor arkadaşlar. Öğrencilerimiz bununla sürekli oynadığı için, açıp kapattığı için bu sabit kalması arkadaşlar yalama olduğu için bu kısmı olmuyor. Tabii bu yeni olduğu için bunda böyle bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz. Bu iki mevkinin tam karşılığına denk gelen arkadaşlar buradaki enlem çizgilerinden kaç derece dakika olduğunu buluyoruz. Şimdi şurada 20 dakika var. Hani takriben bunların olduğu kısma denk getirirseniz iyi olur. 20 dakikanın olduğu yere koydum bu alttaki ucu. Üstteki ucu da şuraya bir yere denk geliyor arkadaşlar. Şöyle. Hemen kesiştirelim. Şuraya denk geliyor. Şuranın ortasına. 20'den itibaren ölçelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da 10 eşit parçaya bölünmüştü. O zaman 7.1, 2, 3, 3.5. 7.3.5. Yani 7.35 milmiş. 7.35 mile tekamül ediyor. O zaman bizim bu iki mevki arasındaki mesafemiz 7.35 mildir derim. Pusula gülünden rotamızı nasıl hesaplıyoruz? Bununla ilgili bir örnek çözelim. Onun için pusula gülünün olduğu kısmı arkadaşlar buraya denk getireceğim. Şöyle haritamızı aşağı doğru alalım. Bakın pusula gülümüz burada arkadaşlar. Şimdi pusula gülümüzde işlemlerimizi yaparak nasıl bizim rotamız hesaplanıyor? Bunu inceleyelim. Diyelim ki ben bu mevkiden Waypoint 1 diyelim buraya. Mevkilerimize waypoint diyoruz. Waypoint 1 olsun. Buradan arkadaşlar ne tarafa gidelim? Şu tarafa doğru gidelim. Burada da bir waypointimiz olsun. Bu da waypoint 2 olsun. Şimdi biz bir noktadan bu noktaya gideceğiz. Hangi rotayı izleyeceğiz? Ona bakalım. Paralel cetvelimizle arkadaşlar öncelikle bu iki noktayı birleştiririz. Şimdi bu iki noktayı bu şekilde birleştirdik diyelim. Ve arkadaşlar paralel cetvelimizi yine aynı mantıkla 3 parmakla bu pusula gülünün tam ortasındaki artı işaretine denk getiririz. Evet, tam paralel cetvelimiz bu artı işaretinin olduğu yere denk geldi şu an. Hangi yöne doğru gidiyorduk? Buradan bu tarafa doğru. O zaman bu artı noktasının bu tarafına bakarız. Eğer aşağı yönde gitseydik bu aşağı tarafına bakardık. Ama yukarı doğru gidiyoruz. O zaman pusula gülümüzün bu tarafındaki kısma bakarız. Bakın burayı çizdim. Şimdi bakıyorum 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56,5. O zaman ben bu yöne doğru gittiğim için bakın şöyle ok yönü çizdim. 56,5 yönüne gidiyorum. 0, 56,5 derece derim arkadaşlar buraya, tamam mı? Bu yöne doğru gittiğimi bu şekilde belli ederim. Tam orta kısmına doğru yazıyoruz burayı. Her waypoint'te bunu yapmamız gerekiyor. Mesela şuraya da bir waypoint 3 diyelim. Waypoint 3. Şimdi bunu da birleştiriyoruz. Evet, bunu da bu şekilde birleştirdik. Şimdi yine bu artı noktasına denk getireceğiz. Yukarı gitmemize gerek yok. Paralel cetvelimizi aşağıya itip de o şekilde de bulabiliriz. Bakın artı noktasına tam olarak
paralel cetvelimi denk getirdim. Tam şu noktaya denk geliyor. O da 0.80 rotasıymış. Bakın o zaman buradaki yere de tam orta noktasına doğru şöyle ok çizdim. 0.80 derece rotası şeklinde arkadaşlar çıkıyor. Bu her waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3 bu şekilde gidiyor. Bunların hepsinin de GPS pozisyonlarını bulmamız lazım. Az önce waypoint bir mevkinin koordinatlarını bulduk ya. O mevkilere biz waypoint diyoruz. Bu her waypoint'in yani mevkinin biz koordinatlarını yazmamız gerekiyor. Tabi harita üstüne değil de bunu biz arkadaşlar bir liste yapıyoruz. Listede tek tek waypoint 1, waypoint 2 böyle gidiyor. Tabi waypoint 0'dan başlıyor bunlar. 0'ı yazmadık buraya. Hepsinin GPS pozisyonlarını yazmamız gerekiyor. Bu da sefer planlaması videomuzda anlatılacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.